bıraktırdığı doğru mudur? Yani bir rivayet var. Onun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Sonraki kitaplarda okudum. Ana kaynaklara bakmadım. Yani Ulu Cami'yi yaptırdığında Bursa'da Emir Sultan'a nasıl bulduğunu soruyor da dört tarafında meyhane eksik diyor. Yani o günden sonra içkiyi bırak. Yapmışsın, ne eksik? Eksik yapmışsın. Dört tarafa da bir meyhane koysan. Meyhane koysan. O da caminin yanında meyhane olur mu deyince sen diyor kalbini o hale getirmişsin Allah'ın evine koysan ne olur diyor. İşte o günden sonra bıraktığı söylenilir. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani böyle bir rivayet yani aynı ana kaynaklarda geçiyor da olabilir. Aşık Paşa Zade falan. Bakmak lazım. Ama Emir Sultan çok önemli bir figür. Yani ikinci Yıldırım Beyazıt'ın sözünü dinlediği dönemin en önemli isimlerinden birisi. Evet, ne yapalım şimdi? Yaprak çıksan bir 5 dakika otur. Otur, oraya otur ama. Gitmez onu bulamıyoruz. Efendim, bu evlat katli. Şimdi ne zaman bunun bittiğine gelelim isterseniz. Bu iş bitmeyecek bu hafta. Yok, önümüzdeki bence hafta bitecek. Çünkü çok var daha. Çok var, farkındayım da. Bilmeyelim. Çok var, çok konuşulacak şey var. Önümüzdeki hafta Nezih Hoca geliyor, Nezih Uzel. Dolayısıyla öbür hafta tekrar buna devam ederiz. Daha bir de şeyler yalnız var. Yalnız şunu... Erkeklerin tersine kızlar var, kundakta evlenen çocuklar var. Bak. 6 aylıkken evleniyor kız. Evet. Yani şimdi... bu evlat katli... Yine işaretler ara ver diyorlar. Allah Allah. Çok ara, iyi iyi. Sadece şunu bir giriş yapalım da ara sonrasında konuşuruz. Evlat katli efendim sadece bizde değil batıda da var. Kardeş katli de, evlat katli de. Mesela 4. Henry'nin çocukları yerine gelen Richard tarafından annelerinin kraliçe Marian, Dowager dediği nedir, ne oluyor? Tahtaki kraliçe. Kraliçenin de katkısıyla valideye maalesef geliyor, değil mi? Valide öldürülmüşlerdir. İkinci Edward'ın karısı İngiliz kralı oğlu 3. Edward'ı tahta çıkartmak için kocasını çok kötü bir şekilde öldürmüştür. Kısa bir aradan sonra bunlardan bahsedeceğiz. Tabii bir de şey var. Charles Pedro'nun oğlunu idam ettirmesi var. Korkunç Ivan'ım var. Korkunç Ivan'ıma dünya kadar örneği vardır. Çünkü olayları o döneme göre düşünmek lazım. Sadece bizde değil, her yerde olan bir olaydır. Erhan'cığım sen de lütfen uyuma. Uyumuyorum. Böyle böyle sandviçleri götürdünüz ben burada konuşurken demin. Kendisi yemedi sanki. Şeyden. Herhalde efendim, şeker seviyemiz düşüyor. Evet, kısa bir aradan sonra efendim tekrar beraberiz.